Ahmet Bey. Kurul üyeleri eğleniyor mu, nedir? Emrettiğiniz gibi Ahmet Bey. Sizin yanınızda olanların keyfi yerinde. Duru Hanım'ın yanındakilerle de ilgileniyor arkadaşlar yakından. Buyurun, seni dinliyorum. Ferda Hanım, Aras, Merve ve kızınız Ayşem aleyhinizde ifade verdi. Diğerlerini de organize eden kızınız. Öğrenebildiklerim şimdilik bu kadar. Peki bir şey çıkar mı bundan? Normalde şimdiye kadar ifadenize başvurmak üzere bizi çağırmış olmaları gerekirdi. Niye çağırmadılar o zaman? Delil topluyor olabilirler. Oho, eşek ölecek, ters dönecek de karnı güneş görecek. Ondan bir şey çıkmaz. Ama biz eşeğimizi sağlam kazığa bağlayalım, öyle değil mi? Yarınki yönetim kurulunda çoğunluk bende olmalı. O yüzden muhalif üyelere mesajımızı tatlı dille iletelim. Malum tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Emredersiniz efendim. Hiçbir şey yok ya. Hala almadılar. Ne zaman alacaklar bu adamı içeri? Biz bir ihbarda bulunduk. Bunun doğruluğunu değerlendirip ona göre hareket etmek isteyeceklerdir. Savcı da elinin güçlü olmasını ister. Belki de delil arıyorlardır şu an. Ya iyi de gittik, ifade verdik artık. Yani ne delili anlamadım ki. Ha girdim bu işe sizin aklınızla da hadi hayırlısı bakalım. Anne bir rahat olsun Hasan. Ha nasıl olayım Merve, nasıl olayım? Gidip adamın aleyhine ifade verdiğimiz çoktan kulağına gitmiştir ona şimdi. Rahat durur mu sanıyorsunuz? Tanımıyor musunuz adamı? Ha yanında çalışan adam bile gitti onun aleyhine ifade verdi. Mutlaka duymuştur bunu. Rahat durmaz, biliyorum. Tamam, daha iyi. Aras'ın ifade vermesi bizim işimize geliyor. İnşallah Efe de verir. Ya ben aradım ama ulaşamadım Efe'ye. Yani Efe, Merve'nin kaçırılmasını ilk elden tanı. Onun muhakkak vermesi lazım. Çok önemli. Beni seviyorsa verir. Ne? Hiç. Yani verir bence. O da Ahmet'ten pek az etmiyor. Sen bir arasan mı? Emniyete ifade vermeye gidiyorum. Mesaj atmış. Ne demiş? Emniyete ifade vermeye gidiyormuş. Ha? Oh, tamam. Hadi. Hadi bakalım. Hayırlısı. Babacığının elini öpmeye geldik. Çok selamı var. Polis beylere de selamımı iletsin diyor. Buyurun. Buyurun. Ne olursa olsun Ahmet'i şirketten uzak tutmalıyız. Yani yönetim kurulu başkanlığını alırsa şirketi tamamen kaybedebiliriz. Duru Hanım, Perihan Hanım olmadan zor ne yazık ki. Durum ortada. Adam ne yaptıysa üyelerin çoğunu kendi yanına çekti. Biz neden eksiyiz peki? Halim Bey'den haber alan var mı? Bana mesaj çekmiş. Kızı hasta olmuş. İlk uçakla Amerika'ya uçuyor. Bu kötü oldu. Soner Bey peki? Telefonlarımı açmıyor. Enis Bey de yok zaten. Enis Bey'i aradım ben. Kapalı telefona ulaşamadım. Aklıma kötü bir şey getirmek istemiyorum ama bu hiç normal değil Duru Hanım. Efendim? Ne? Ne oluyor? Enis Bey, ya büyük bir trafik kazası geçirmiş. Hastanedeymiş şimdi. Ne? Tamam, ben sizi arayacağım. Duru Hanım, kusura bakmayın ama bu bizi aşar. Perihan Hanım'ın gözaltında olması çok kötü oldu. Ona her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız var. Tamam, yani şu an beklemek dışında yapabileceğimiz bir şey yok. Toplantıda görüşürüz. Ya tüm bu kazalar, bu son dakika yurt dışına çıkmalar tesadüf değil, farkındasın değil mi? Hepsi o Ahmet Karadağ'ın işi. Şirket elimizden gidiyor Şahin. Bizim bir an önce bir şey yapmamız lazım, hem de çok acil. Biz geldik. Ne oluyor Şahin? Bir şey yok. Nereye?
oldu? Hacer, alır mısın ben bir şahine bakayım? Alo Ufuk Bey, hemen emniyete gelin. Çok acilen annemle konuşmam gerekiyor. Tamam. Şahin, nereye? Anneannemle görüşmeye gidiyorum. Tamam, ben de geliyorum. Ben seni yalnız bırakamam böyle. İpekciğim. Şahin yapma, ben de geleyim işte. Tamam mı? İyi peki, hadi git üstüne bir şeyler al, araba geliyor. Tamam, geliyorum hemen. Aras, baba olmuşsun, haberimiz yok. Vallahi benim de yeni haberim oldu. Ya tebrik ederim. İnşallah sağlıkla büyütürsünüz. İnşallah doğru düzgün bir aile olabiliriz oğluma. Uf, anne zap zap başım şişti, ne olur dur. Bir haber gelse zaten öğreniriz değil mi? Evet evet. Ya ben bu adamın hapse girdiğini görmeden içim rahat etmeyecek benim. Görmem lazım. Ya genelde tam tersi olur da ondan. Genelde erkekler uzaklaşan taraf olur. Genelde... Emniyetten arıyorlar. Hah. Alo? Tamam, tamam sağ ol. Ne oldu? Ne diyor? Efe karakola gitmiş. Ama Ahmet Karadağ lehine ifade vermiş. Ha? Sattı bizi değil mi? Ben biliyordum bunun başımıza geleceğini. Ya siz bu işleri çocuk oyuncağı sanıyorsunuz. Siz şimdi tutuklanmadığında görün başımıza neler gelecek. Ya siz bu adamın gerçek yüzünü görmediniz daha. Çok biliyorsunuz her şeyi. Of. Hadi bakalım. Hadi bakalım şimdi.